sayısal alandaysanız, mühendislik istemiyor ama şirketler için önemli işler yapmak istiyorsanız size önereceğimiz bir bölüm var. İstatistik. Günümüzde verinin gücü ve şirketler için önemi muazzam noktalara ulaştı. Örneğin son 2 yılda üretilen veri, dünya tarihi boyunca üretilen verinin %90'ını oluşturuyor. Çünkü internetin etkisiyle deyim yerindeyse her hareketimiz bir veri ortaya çıkartıyor. Elimizin altında olan akıllı telefonlar, evlerde ya da iş yerlerindeki bilgisayarlar, internetle entegre araçlar ve diğer veri üreten tüm cihazlar Big Data, yani büyük veri adı verilen, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ama devasa boyutlara ulaşmış bir veri havuzunu dolduruyor. Tabi bu havuz şirketler için de tam bir altın madeni ve şu an istisnasız her şirketin de amacı ulaşabildikleri her türlü veriyi en etkin şekilde analiz edip anlamlı hale getirip müşterileri için en iyi ürünü ya da hizmeti sunarak büyük kazançlar sağlamak. Bu amaçla şirketler bu alanlarda yeni iş modelleri geliştiriyor, yeni ekipler kuruyor, yeni pozisyonlar açıyor. Tabi bu da bu pozisyonlarda çalışacak kalifiye kişiler yetiştiren üniversite bölümlerinin öneminin artmasını sağlıyor. Bu doğrultuda son dönemde önemi açık ara hızla artan bölümlerin başında istatistik geliyor. Bölümün önemi artıyor artması ama hala kafalarda soru işareti yok mu? Elbette var. Bu bölüm şirketler için bu kadar önemliyken neden bölümün taban puanları böyle düşük? Bölümün geleceği nasıl? Mezunlar kurumlarda özellikle hangi pozisyonlarda çalışıyor? İş fırsatları, maaşları nasıl? Şirketler mezunlarda hangi özellikleri arıyor gibi kariyerinizi şekillendirecek birçok sorunun cevabını bu videomuzda bir araya getirdik. Ayrıca analizlerimiz neticesinde videonun son kısmında bölümü puanlayacağız. Peki öyleyse hazırsanız başlayalım. İstatistik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu tanıma göre doğru bir şekilde veri toplama ve toplanan veriyi bilgiye dönüştürme bilimidir. İstatistik bölümünün amacı ise bölüm öğrencilerine tüm bu veriyi toplama, analiz etme ve bilgiye dönüştürme süreçlerinde gerekli istatistiksel teknikleri kullanabilme yetisini kazandırabilmektir. Bölümden mezun olan kişiler istatistikçi unvanını ya da araştırmalarımızda da sıkça gördüğümüz Data Scientist, yani veri bilimci unvanını almaktadır. Yeri gelmişken şunun altını çizelim. Harvard Üniversitesi 21. yüzyılın en seksi işi olarak Data Scientist rolünü seçmiştir. Başka bir araştırma çalışmasında ise LinkedIn bu kariyer alanının en hızlı büyüyen ikinci meslek olduğunu belirtmiştir. Yani bu araştırma sonuçları istatistik bölümü ve bu bölümden mezun olmuş kişilerin yaptığı işlerin şirketler için ne kadar büyük bir öneme sahip olmaya başladığını çok net bir şekilde gösteriyor. İstatistik bölümünün ders programına baktığımızda ise bizim bile öğrenme iştahımızı kabartan bir program var karşımızda. Neden? Çünkü bu bölümde verilen derslerin neredeyse tamamının iş dünyasında bir karşılığı var. Yani hiçbiri boşa gidecek dersler değil. Ders programında da göreceği üzere öğrenmeniz gereken yazılım programları, envai çeşit veri analiz metotları, istatistiksel yöntemler, bilgisayar programlama metotları ve çok daha fazlası bu bölümü okuyacak kişileri bekliyor. Her biri evet bir yandan zor ama diğer yanlardan da hem çok eğlenceli, çok öğretici ve sizi geleceğe hazırlayacak konular. Bir insan kaynakları yöneticisi olarak şunu çok net söyleyebilirim ki şirketler birçok iş modelini bu konular üzerine geliştirmekte ve bu alanda kendini geliştirmiş kişilerin peşinde koşmaktadır. Peki nasıl oldu da bu bölümün özellikle son 10 yılda şirketler için önemi bu kadar hızla arttı? Tarihçeyi bilmekte fayda var. İstatistiğin ve veri biliminin böyle önemli hale gelmesi 2009 yılındaki Big Data devrimine dayanır. Olay şu şekilde cereyan eder. Google 2009 yılında domuz gribi ile ilgili insanların Google'da yapmış olduğu araştırmaları temel alarak kapsamlı bir matematiksel modelleme geliştirir. Ve bu modellemeye göre ABD'deki sağlık kurumlarının ellerindeki verinin yanlış olduğunu ortaya çıkartır. Bu durum çok ses getirir çünkü Google elindeki muazzam veri tabanı ve veri işleme kapasitesiyle Amerikan sağlık otoritelerinden daha etkili bir şekilde domuz gribinin yayılmasıyla ilgili bilgilere ulaşabildiğini kanıtlamıştır. İşte bu noktada Big Data Revolution, yani büyük veri devrimi başlamış olur. Yani şirketler eldeki bu büyük veri havuzunu veri biliminden yardım alarak muazzam şekillerde kullanarak harika ürünler ve hizmetler geliştirebileceklerini ve büyük kazançlar sağlayabileceklerini farkına varmış olurlar. O dönemlerden itibaren bu konularda çalışmalar çok hızlanır ve şu an gündelik hayatımızda kullandığımız birçok şey veri bilimi üzerine ilerler. Birkaç örnek verelim. Arama motorlarındaki davranışlarınız temel alınarak karşınıza ilginizi çekecek reklamların çıkarılması, bulunduğunuz lokasyon verisi üzerinden size en yakın, en iyi restoranların önerilebiliyor olması, kredi davranışlarınız üzerinden kredi skorunuzun hesaplanıp size kredi tekliflerinde bulunulması ya da sağlık raporları verinizden sağlık sigortanızın hesaplanmasına kadar binlerce hizmet ya da ürün
veri bilimi, veri modelleme ve istatistiksel analizler yardımıyla hazırlanır ve müşterilere sunulur. Son 10 yılımız böylesine hızlı geçerken analizler gösteriyor ki ortaya çıkan veri kümesi gelecek 10 yılda 44 kat büyüyecektir. Bu durum ilerleyen dönemde istatistik mezunlarına çok daha fazla ihtiyaç olacağının da kanıtıdır. Peki şirketler bu konuya bu kadar önem veriyorken neden istatistik bölümünün taban puanları böyle düşük seyrediyor? ODTÜ bile 60 binlerde kapatırken diğer okullar 200 bin, 300 binlerde kapanıyor. Neden? Çünkü öğrenciler öyle bir psikolojiye sokuluyor ki daha yüksek puanlı bölümler varken neden puanıma yazık edeyim de daha düşük bir yere gideyim algısı oluşuyor. Çoğu kişi şirketlerin neye önem verdiğini çok da iyi analiz etmeden puanı düşük bölümleri değersiz görüp iş fırsatı gittikçe azalsa bile daha yüksek puanlı bölümlerde kariyer planlıyor. Oysa iş dünyasının nereye gittiğini, şirketlerin iş modellerinin neye evrildiğini çok iyi analiz edip gidişatın farkına vararak tercih yapmak en önemlisi. İstatistik alanıyla ilgili son 10 yılda öyle çok pozisyon oluştu ki bu iş alanları bile bu yaşadığımız veri çağında gidişatın ne yönde olduğunun önemli birer göstergesi. Biz de bu bölümle ilgili iş alanlarını çok net görebilmeniz için detaylı bir araştırmaya giriştik. İş arkadaşlarımızdan, üniversite çevremizden ve profesyonel sosyal ağlarımızdan 100'ü aşkın istatistik mezununu tek tek listeledik. Araştırmamızda bu 11 farklı üniversitenin mezunlarına ulaşmayı başardık. Bu kişilerin %70'inden fazlası son 5 yılda mezun olmuş kişiler. Bu açıdan elimizde oldukça güncel bir veri var diyebiliriz. Yapmış olduğumuz araştırmada 18 iş alanının ön plana çıktığını gördük. Gelin onları hızlıca size gösterelim. Bu listeden göreceğiniz üzere istatistik bölümü mezunları şirketlerde veri bilimci, veri mühendisi, veri analisti gibi tamamen veri odaklı rollerde. İş zekası, yapay zeka, iş analisti gibi business konularında, mali işler ve finans ile ilgili bütçe raporlama ve risk analizi ekiplerinde, insan kaynakları ile ilgili ücretlendirme ve yan haklar, performans ve bordrolama rollerinde, satış ve pazarlama rollerinde, kısaca işin içine veri giren her yerde istatistik bölümünden mezun olmuş kişilerin çalışabildiklerini çok net gördük. Bu gerçekten çok büyük bir nimet, büyük bir fırsat bize göre. Burada şunun altını da çizelim. En büyük veri kaynağı elbette devletin elindeki kaynak olduğunu düşündüğümüzde istatistik mezunları her türlü devlet kurumlarında iş fırsatına sahip olabiliyorlar. İsteyenler akademik kariyer planlayabiliyor. Aklınızda bulunsun. Ücret seviyelerine baktığımızda ise maaşlar genelde piyasa ortalamasında ya da üstünde seyretmekte. Veri böylesine büyüdükçe bu rollerin de şirketler nezdindeki değeri arttığı için bu maaşlar yükselmeye de devam edecek. Piyasa ortalaması ve özel sektördeki ücretlendirme yaklaşımını her zamanki gibi endüstri mühendisinde anlattığımız bu tablo üzerinden detaylıca görebilirsiniz. İş adetleri ve kontenjanları kıyaslayacak olursak bölümden her yıl yaklaşık 750 kişi mezun oluyor. Yani özellikle mühendislik bölümlerine kıyasla mezun sayısı çok düşük. Bölüm mezunlarının çalıştıkları alanlardaki iş adetleri ise 4000 civarında görüyoruz. Bu pozisyonları daha deneyimli kişiler ve diğer bölümlerden mezunlar da aday gibi görünse de diğer bölümler sizin aldığınız eğitimi almadıkları için siz açık ara avantajlısınız. Aklınızda olması gereken şey daha üniversite okurken bile stajlar ya da part-time işleriyle deneyim sürenizi uzatmaktır. Bu arada yine altını çizelim. Şu an yoğun bir pandemi dönemi etkisi altındayız. Şirketler büyüyemedikleri için yeni pozisyonlar da açılamıyor. Hatta yeni mezun alımlarında ciddi bir düşüş var. Ancak biz önümüzdeki dönemden itibaren pandeminin bitişiyle beraber bu rakamların çok daha hızlı yükseleceği fikrindeyiz. Bunu da belirtmek istedik. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, iş ilanlarında sıkça gördüğümüz aranan program bilgileri, aranan özelliklerle ilgili listeyi de sizlerle paylaşmak istedik. İstatistik eğitiminde göreceğiniz dersler sizin için çok önemli olduğunu hatırlatır. 4 yıllık sürede bu programları öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Ayrıca her şeyi okuldan beklemeyin. Kendiniz daha 1. sınıftan itibaren bu gibi programları öğrenip CV'nizi oluşturmaya başlayın. CV hazırlama, iş görüşmesi gibi tüm bilgileri videolarımızda zaten paylaşmıştık. Onlara da muhakkak göz atın. Son olarak geldik en heyecanlı kısma, bölümü de puanlayalım. 3 ana kategoriden ilki olan bölümün geleceği kısmına içimiz çok rahat bir şekilde 10 üzerinden 10 veriyoruz. Kazanç durumuna piyasaya göre yüksek maaş alan roller olduğu gibi piyasa ortalaması alan roller de olduğu için 7. İş fırsatları için ise verinin muazzam yükselişi, yeni açılan roller, yeni iş modelleri açısından bakıldığında rahatça 9 veriyoruz. Pandemi dönemi olmasaydı 10 bile olurdu. Nihai bölüm puan ortalaması ise 8,7 oluyor. Özetle bu bölüm zevkle okuyabileceğiniz, istediğiniz takdirde kendinizi iyi şekilde geliştirebileceğiniz ve fark yaratabileceğiniz bir bölüm.
Her şey sizin elinizde. Videomuzun sonuna geldik. Her zamanki gibi videomuzu faydalı bulduysanız bir like'ınızı almak, güzel bir yorumunuzu duymak bizi çok mutlu eder. Kafanızda soru işaretleri varsa lütfen çekinmeden yazın. Hepsine dönmeye çalışıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.